Sevgili milletvekili arkadaşlarım, Mersin İl Teşkilatımızdan aramızda bulunan sevgili yoldaşlarım, Ankara ve İstanbul İl Teşkilatından gelen arkadaşlarım, parti meclisinden MYK'dan katılan arkadaşlarım, değerli konuklar, değerli basın mensupları, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Grup toplantımıza hoş geldiniz. Humbihar Hatun Sersara Sarçava Hatun. Evet. Mersin'den gelen değerli arkadaşlarım, aramızda olmanızdan büyük mutluluk duyuyoruz. Biliyorsunuz 1-2 Aralık tarihlerinde Mersin'de hep birlikte sizin de katkılarınızla bir tarım konferansı gerçekleştirdik ve çok başarılı sonuçlar elde ettik. Partimizin özellikle yerel yönetimlerde iktidara geldiğinde tarım meselesini İktisadi alanın zemini yapmak gibi çok önemli bir iddiası var. Bu iddiayı güçlendirecek bir çalışmayı birlikte gerçekleştirdik. Yine bugün aramızda TOKİ işçileri var. Evet, onlara da hoş geldiniz diyorum. Sevgili işçi arkadaşlarım, bu ülke bir emek cehennemine dönüştürülmüş durumda. Bu cehennemin içinde köle emeğine mahkum edilmiş olan işçiler eskiden kamuda iş bulduğunda en azından belli bir güvenceyi elde etmenin rahatlığını taşırdı. Oysa bugün TOKİ işçileri de mağdur. Nasıl mı mağdur? Ücret gaspına uğruyorlar. İşveren devlet ama devlet işverene ücretin nasıl gasp edileceğine dair yol gösteriyor. Biz de ekonomi masası olarak ücret gaspı konusunda bir çalışma başlattık, bir araştırma başlattık. En kısa zamanda kamuoyuyla bu sonuçları paylaşmak istiyoruz. Evet, Türkiye'de işsizlik var, düşük ücret var ama Türkiye'de ücret gaspı da var. Yani çalışan insanların ücreti bizzat gasp ediliyor ve ödenmiyor. Değerli arkadaşlar, bugün AKP'nin iktidarda olmasının bedelini hep birlikte bütün bir toplum olarak adaletsizlikle ödüyoruz. Umut veren tek şey HDP'nin AKP karanlığına karşı adalet, barış ve demokrasi mücadelesidir. Bütün baskılara rağmen HDP çatısı altında bu mücadeleyi sürdüren tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Önce Türkiye halklarının onuru ve umudu olan partililerimiz, vekillerimiz, belediye eş başkanlarımız bildiğiniz gibi hedef alındı. Ablukalar döneminde AKP'nin sorumluluğunda halkın kentleri, hatıraları, toplumsal iletişim kanalları yerle bir edildi. İnsanlar en acımasız biçimlerde katledildi. Yerinden, yurdundan edildi. Yıllar önce Kürt halkına yapılanların yargılandığı davalar AKP döneminde bir bir karara bağlandı. Bu kararlardan JITEM'e, İŞİD'e beraat çıktı, Kürtlerin acılarına müebbet. En son Kızıltepe JITEM davasının sanığı Eşref Hatipoğlu da Lice davasından beraatle ödüllendirildi. Bakın arkadaşlarım, 11 ayda, yani geride bıraktığımız 11 ayda 2000 HDP'li, aralık verileri dahil değil, 2000 HDP'li gözaltına alınmış. Günde ortalama, pardon, ayda ortalama 180 kişi gözaltına alınıyor. Yani artık devlette mutat bir işlem olmuş. Her sabah kalkalım, belli sayıda HDP'lileri gözaltına alalım. Her ay ortalama 500 kişi hakkında da Cumhurbaşkanı'na hakaretten dava açılıyor. Çok alıngan. Kendisiyle ilgili konularda aşırı alıngan. İşini gücünü bırakmış. Kim benim hakkımda ne diyor, ne düşünüyor? Bunun peşinde. Her şeyden tedirgin. Çünkü kaygılı. Çünkü korkuyor. Kendi halkından, kendi toplumundan, halklarından korkan bir cumhurbaşkanı olur mu? Olur. O yüzden de her ay ortalama 500 kişi Cumhurbaşkanı'na hakaretten savcının karşısına çıkıyor.
2500'ün üzerinde imza verilen barış bildirgesi yine Erdoğan'ın talimatıyla cezalandırıldı. Cizre'de sivil ölümlerini, çocuk ölümlerini ortaya çıkaran, Cizre çok önemli bir hakikattir diyen sevgili hocamız Şebnem Korur Fincancı cezalandırıldı. Türkiye'de uzun yıllardır barış için verdiği emekle bilinen yine barış imzacısı sevgili hocamız Gencay Gürsoy cezalandırıldı. Saymakla bitmeyecek kadar Türkiye Akademisi'nin, Türkiye toplumunun yüz akı yüzlerce hocamız cezalandırılıyor. Neden? Barış istedikleri için. Dünyanın her yerinde barış isteyenler ödüllenirken, toplumların başının üstünde taşınırken bizde hocalarımız cezalandırılıyor. Bakın, özgürlük, demokrasi platformu olması gereken üniversitelerde şairimiz sevgili Ahmet Telli faşistlerin tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. Bir şaire tahammül edemeyen üniversite. Türkiye'nin geldiği durum bu. Ama bakın Şebnem hocamız ne demiş? Aldığı cezayı madalya olarak gördüğünü söylemiş. Ahmet Telli de şiirleriyle isyan etmeye devam ediyor. Biz de isyan etmeye devam ediyoruz. Korkmuyoruz, baş eğmeyeceğiz, mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. İşte Türkiye'de adalet meselesinin fotoğrafı bunlar. Bakın başka bir fotoğraf daha var. Tam da hocalarımızın ceza aldığı günde, o günlerde Habur sınır kapısına teslim olan, hani böyle renk veriyorlar ya, bunun rengi maviymiş, mavi kategoride yer alan Habur sınır kapısına teslim olan IŞİD'li adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor. Bu iktidarın aslında IŞİD'e yaklaşımını bütün çıplaklığıyla gösteriyor. Bu IŞİD zihniyetidir. Barış isteyene, demokrasi isteyene şiddet, zulüm, IŞİD'liğe mükafat. Yine Maraş katliamının yaşandığı günlerdeyiz. Tam 40 yıl önce bu ülke Maraş katliamını yaşadı. Maraş valiliği Maraş katliamının yıl dönümünde il genelinde yapılacak her türlü eylemi yasakladı. 1978-2018. Adaletsizlikte süreklilik esastır. Evet, adaletsizlik sürüyor. Şimdi baktığınız zaman o denli adaletsizlik ciddi boyutlara ulaşmış ki, bir kez daha hatırlatıyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin sevgili Selahattin Demirtaş'la ilgili vermiş olduğu karar yok sayılamaz. Çünkü bağlayıcıdır. Biz bu kararı yok sayıyoruz demek aslında bu ülkenin bir nebze olsun kalmış olan hukuk devletiyle olan bağını koparmaktır. Bir ülkede hukuk devletine dair bütün bağların koptuğu yerde artık o ülkede faşizm vardır ve o ülkeyi bekleyen tehlike diktatörlüktür. O yüzden de buradan bir kez daha sesleniyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararın gereği bir an önce yapılmalıdır. Ama biz bunları söylerken bu adaletsizliği pekiştirmek adına Demirtaş'ın istinafta bekleyen kararı alelacele onaylandı. Hatta sırf Demirtaş'ta değil, sevgili Figen Yüksekdağ'ında bir cezası yine bu süreçte onaylandı. Diğer birçok arkadaşımız ve en son olarak da onursal başkanımız sevgili Ertuğrul Kürkçü yine hüküm aldı. İşte hepsiyle bir adaletsizlik tablosu her yeri kaplamış durumda. Peki Adalet Bakanı ne anlatıyor? Bütçe görüşmelerinde izlemişsinizdir. Adalet Bakanı çıkmış kürsüye, bu kadar adaletsizlik varken, bu denli adaletsizlik her yeri kaplamışken o çıkmış diyor ki benim kulağıma ezan okundu. İyi de sen duymamışsın. O ezan okunmuş, buradan girmiş, buradan çıkmış.
Niye çocukların kulağına ezan okunur? Niye bütün dinlerde, bütün inançlarda çocuklar vaftiz edilir ya da ezanla karşılanır ya da çeşitli dualarla okunur? Vicdan gözleri açılsın diye. Çünkü vicdan gözü açılmayanın adalet duygusu yoktur. İşte senin bir kulağından girip bir kulağından çıktığı için sizde adalet duygusu yok. Vicdan duygusu yok. Sadece Adalet Bakanı değil. Kabine zaten başlı başına hisseli harikalar kumpanyası. İçişleri Bakanı. Polise diyor şikayet azaldı. Polise şikayet azalmadı. Bu ülkede emniyet güçlerine güven sıfırlandı. Suruç'ta devlet hastanesinin bahçesinde Şen Yaşar ailesi hala adalet bekliyor. Hala görevini yapması gereken emniyet güçlerini bekliyor. Ve onun başında bir İçişleri Bakanı görmek istiyor. Ama sen İçişleri Bakanı falan değilsin. Suçluları koruyan bir zatsın. O yüzden de kimse polisin kapısını çalıp şikayetini dile getirmiyor. Çünkü güven sıfırlanmıştır. Evet, Türkiye'nin boğazına sarılmış bu karanlık, bu adaletsizlik kimsenin en ufak bir kuşkusu olmasın ki eninde sonunda ortadan kalkacaktır. Bu karanlık tabloyu parçalayacağız. Ama şunu da belirtmek istiyoruz arkadaşlar. Bu adaletsizliğin en önemli nedeni tecittir. Sayın Öcalan'a uygulanan tecittir. O yüzden de öncelikle bu tecidin kalkmasını tüm Türkiye sağlamalıdır. Türkiye bugün sevgili arkadaşlar, Türkiye bugün ya tecid ya demokrasi denklemindedir. O yüzden de demokrasi demek tecide karşı çıkmaktır. Demokrasi demek bu tecid anlayışının, zihniyetinin yıkılması demektir. Biz buradan bir kez daha tüm Türkiye'ye çağrı yapıyoruz. Gelin bu tecide karşı yan yana gelelim. Bu tecid sadece ve sadece Kürt meselesine dair değildir. Evet, Kürt meselesinin çözümü İmralı'dan geçmektedir. Ama onun ötesinde bugün uygulanan bu tecid Türkiye'de demokrasi yolundaki bütün kanalları tıkamaktadır. Barışın önünde en büyük engel olarak Türkiye toplumuna dayatılmaktadır. O yüzden de gelin bu tecide zor verin, son verin. Bu zorbalığı bitirin. Bugün sevgili Leyla Güven'in, DTK eş başkanımızın, Hakkari milletvekilimizin açlık grevindeki 48. günü. Evet, maalesef 48 gündür. Leyla Güven onurumuzdur. Leyla Güven bu mücadelenin en önünde en kararlı duruşu sergilemektedir. 48 gündür bu ülkeye çağrı yapıyoruz. Diyoruz ki bu açlık grevine, Leyla Güven'in sesine, bu hakikatin sesine kulak verin. Çok geç kalmadan gelin bu konuda duyarlılık gösterin, inisiyatif alın. Ama maalesef hala bu konuda Türkiye muhalefeti, toplumsal muhalefeti, HDP'nin dışında kalan, bileşenlerin dışında kalan çok geniş bir kesim duymuyor, görmüyor. Evet, Avrupa'da olan arkadaşlarımız, Federe Kürdistan bölgesinde olan arkadaşlarımız, Kuzey Suriye Federasyonu'nda olan birçok kişi bugün Leyla Güven'e destek veriyor, destek eylemine katılıyor. Ama bunun ötesinde cezaevlerinde bulunan birçok arkadaşımız da açlık grevinde. Elazığ cezaevindeki kadın arkadaşlarımız 55. gününe ulaştı. Birçok cezaevinde dönüşümsüz açlık grevi başladı. Açlık grevi konusundaki bu kararlı duruşa duyarlı olmak lazım. Bir an önce Sayın Öcalan'ın avukatları
İmralı'ya gitmelidir. Aksi halde Türkiye telafisi mümkün olmayan acılarla bir kez daha yüzleşmek zorunda kalacaktır. Bakın sevgili Leyla Güven ne diyor? Tecridin ortadan kalkması ülkemizde ve bölgede bir rahatlamaya neden olacak. Vakit kaybetmeksizin Öcalan'ın avukatları ile görüşmesine izin verilmesi gerekiyor. Hümanist birisiyim. Yaşamı seviyorum. Ancak bir milletvekili olarak bu eylemi yapmam gerektiğine karar verdim. İşte yaşama olan bağlılığıdır onun bu mücadelesi. Onun hümanist duygularıdır bu mücadelesi. Biz de ona en güçlü şekilde destek vermeye devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi yarın Diyarbakır'da duruşması var. Orada olacağız. Değerli yoldaşlarım. Sevgili yoldaşlarım, arkadaşlarım. Cumhurbaşkanı danışmanı bir TV kanalında diyor ki Türkiye'de hiçbir gazeteci tutuklu değil. Fatih Portakal'ın hedef gösterildiği günlerde. Türkiye'de 200'ü aşkın gazeteci tutuklu. O yetmedi. Şimdi sıra sanatçılara geldi. Metin Akpınar ve Müjdat Gezen kendi fikirlerini söyledikleri için, demokrasi üzerine konuştukları için apar topar savcının karşısına çıkartıldılar. Hem de ne suçlamalarla. Türkiye'nin bu saygın sanatçıları neredeyse tutsak edilecek, cezaevine konulacak. Bu ülkede sadece gazeteciler değil, haberler de tutuklu. Bakın, haber yasağı getirme konusunda o denli uzun bir liste var ki birkaç tanesini hatırlatmak istiyorum. Ablukalarda yaşananlar, bununla ilgili haber tutuklu. Adana yurt yangını, Çorlu ve Ankara tren kazaları, Atatürk Havalimanı'nda işçilerin isyanı, Reyna saldırısı, Gebze'deki viyadük inşaatında yaşadığımız işçi ölümleri, şüpheli asker ölümleri, Kars'ta bir çocuğun ölümü. Evet, tüm bunlar 2018 yılı Türkiye'de adaletsizlik panoramasını bize gösteriyor. Maalesef karşı karşıya olduğumuz şey bu. Bu arada bildiğiniz gibi tip milletvekili sevgili Barış Atay'ın Diktatör isimli bir oyunu var. Bir kez daha engellendi. Diktatörlüğe dair ne varsa yapıyor ama diktatör denmesin istiyor kendisine. Buna da çok alıngan. Peki ne diyeceğiz sana? Demokrasi havarisi misin? Sana demokrasi havarisi mi diyeceğiz? Evet, sen diktatör heveslisisin. Sana da diktatör diyeceğiz. Eğer böyle bir hevesin olmasa bunca adaletsizliği bu ülke yaşamaz. Evet, bu hevesten vazgeç. Bunun gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz. Evet, gazeteciler hapiste, gazeteciler ceza alıyor, soruşturmaya uğruyor. Bakın, hakkında tutuklama kararı verilen bir başka gazeteci de sevgili Ayşe Düzkan. Ne diyor? Doğruyu söylemek ve gerekirse bunun bedelini ödemek bizim için cesaretten önce nöbet meselesidir. Efendilik biter, isyan bitmez. Sevgili arkadaşlarım, birkaç gün sonra Roboski'nin yıl dönümü. 28 Aralık 2011'de savaş uçaklarının bombardımanı sonucu 17'si çocuk, 34 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Kürt oldukları için. Meclisteki komisyon gizlilik içinde yürütüldü. Sonunda bu 34 kişiyi kimin öldürdüğü, bunun emrinin talimatının nasıl verildiği gizliliğin altına saklandı. Bir tek suçlu ortaya çıktı, uçaklar. Evet, suçlu uçaklar. Ama Roboski'nin hesabını soranlar gözaltına alındı, yargılandı. İşte sevgili vekilimiz Ferhat Encü hala tutuklu. Roboski anıtı Diyarbakır'da kaldırıldı.
Diyarbakır Barosu Başkanı davanın avukatı sevgili Tahir Elçi katledildi. Evet. Ama buna karşı Roboskili ailelerin kurduğu dernek kanun hükmünde kararnameyle kapatıldı. Ve bir kaçınılmaz hata olarak görüldü. Hatta dönemin Genelkurmay Başkanı'nı tebrik edildi. 34 Kürt öldürüldü. Ferhat Öncü'nün dediği gibi, unutursak kalbimiz kurusun. Bunun da hesabını mutlaka ama mutlaka soracağız. Havalimanında işçiler çalışırken Kürtçe şarkı dinliyorlar, gözaltına alınıyorlar. Sakarya'da bir baba, Kadir Sakçı, Kürtçe konuştuğu için oğluyla öldürüldü. Vali provokasyon olduğunu söylüyor. Bu insanlar Kürt olduğu için öldürüldüler. Evet, cevabı budur. Evet, Kürdüz. Ve bu suçların ortaya çıkmasının nedeni bireysel değildir. Bu suçların bu denli yaygın olmasının nedeni siyasidir. Bu iktidarın sürdürdüğü Kürt düşmanlığıdır. Bu iktidarın sürdürdüğü ayrımcı politikalardır. Bu iktidarın sürdürdüğü savaş politikalarıdır. Bakın yine savaş tamtamlarını çalmaya başladılar. Suriye'de, Rojava'da yine savaşa hazırlık yapıyorlar. Tıpkı Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi, tıpkı Zeytin Dalı'nda olduğu gibi şimdi de buna bir isim arıyorlar. O zaman söyledik, bu Zeytin Dalı değil, Zeytin Talanı. Ve söylediğimiz doğru çıktı. Dedik ki Afrin, Afrinleridir. Afrin'e girmeyin, Afrin'den çıkın. Çıkarken de o ÖSO çetelerini de yanınıza alın, birlikte çıkın. Çünkü bunlar bir talan güruhudur, bir talan çetesidir. Nitekim öyle oldu. İnsanların rızkının üzerine çöktüler. Zeytinlerine, ekmeklerine el koydular. Kadınlara, orada farklı inançtan olan herkese zulmettiler. Bugün Suriye'de bu savaşta 500 binin üzerinde insan yaşamını yitirdi. 6 milyondan fazla Suriyeli ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Neredeyse yerle bir edilmeyen kent kalmadı. Bu yerle bir edilen kentlerin inşaat hesabını, kar hesabını yapan bir iktidar var. Ve bugün de yine Suriye'yi bir savaş girdabının içine daha fazla sürükleme peşindeler. IŞİD bitti mi bitmedi mi tartışmaları sürüyor. Son gelen raporlardan anlıyoruz ki hala Suriye'de 13 bin IŞİD'li var. Öyle olmasa daha 2 hafta önce 208 hava saldırısı gerçekleşmezdi. 378 operasyon yapılmış IŞİD'e yönelik. Bitmiş olan bir IŞİD'e neyin operasyonu bu? İşte bütün mesele bu geri çekilme tartışmalarında sakla. IŞİD bitti mi bitmedi mi ya da bu geri çekilme ne ifade ediyor? Evet, geri çekilsin. Oradaki bütün dış güçler, ki buna Türkiye'de dahildir, Suriye'den geri çekilsin. Ama öncelikle bu IŞİD'den Suriye halklarını kurtarmak gerekiyor. Bu anlamıyla koalisyon güçlerine önemli bir sorumluluk düşüyor. Ama sadece bu kadar. Bunun ötesi bütün oradaki, orayı savaşa sürükleyen bütün dış güçler oradan çekilmelidir. Suriye'de siyasi çözümün önü açılmalıdır. Suriye'de siyasi çözümün önünün nasıl açılacağını formülü de bellidir. Bunun için dünyayı yeniden keşfetmeye gerek yok. Bunun formülü Suriye halklarının bir araya gelmesidir. Suriye halklarının ortak çözümü üretmesidir.
Kürdüyle, Arabıyla, Türkmeniyle, Süryanisiyle yaşadıkları bölgenin özelliklerine göre bir anayasayı birlikte var etmeleri gerekir. Bugün İdlib'de, Afrin'de çözüm bekleyen mesele budur. Bu çözümsüzlüğü Rojava'ya da taşımayın. Tam tersine, öncelikle İdlib'i çözün, Afrin'den çekilin ve Suriye'de halkların çözümünü var etmek konusunda bütün ülkeler, uluslararası kamuoyu, Birleşmiş Milletler inisiyatif almalıdır. Bize de düşen bu siyasi çözüme destek vermektir. Hiçbir ülkenin toprak bütünlüğü meselesi bugün için tartışmaya açık değildir. O zaman kimsenin Suriye'de işi yoktur. Herkes kendi toprağının bütünlüğü içinde barış ve demokrasi inşa edecek, ortak vatanda demokratik cumhuriyeti kuracak bir işlevi üstlenmelidir, bir inisiyatifi almalıdır. Bizim iddiamız budur. Bu anlamda da her yerde bunu dillendirmeye devam edeceğiz. Bakın sevgili arkadaşlarım, bu Rojava neden bu kadar hedefte? Neden bu kadar herkes Rojava'yı hedefine koyarak Rojava'yı düşmanlaştırıyor? Bütün hesaplar buradan başlıyor. Orta Doğu meselesinde. Evet, Rojava Suriye içinde öyle herhangi bir yer değil. Rojava Orta Doğu'da inşa edilmek istenen, hani bu dış güçlerin kendi hesaplarıyla var etmek istedikleri rejime en güçlü itirazın yükseldiği, dünyada tüm halkların başka bir yaşam umudunun uygulamaya geçirildiği yerdir. Rojava umudun adıdır. O yüzden de Rojava'yı boğmaya, bu umudu öldürmeye çalışıyorlar. Buna asla izin vermemeliyiz. Temmuz 2012'de Kürtler Afrin, Kobane ve Derik kentlerinde yönetime geldi. Eğitim, sağlık, güvenlik alanında faaliyet gösterecek komiteler oluşturuldu. Atılan ilk adım 2013 sonlarında Kürt, Arap, Çeçen ve Hristiyan temsilcilerinden oluşan 82 kişilik kurucu meclisin oluşturulmasıydı. 2014'te yönetimin tabandan örgütlenmeye dayandırdığı bir toplumsal sözleşme hazırlandı. Rojava Anayasası. Yönetim seçimler yoluyla belirlenen köy, belde, ilçe, mahalle ve kentlerde halk meclisleri aracılığıyla aşağıdan yukarı doğru örüldü. Sistemde her etnik ve inanç grubu ile gençlik ve kadın, yine sivil toplum örgütleri ve meslek grupları da örgütlenerek bu meclislerde yer aldı. Yönetimin her kademesinde eş başkanlık sistemi ve kadın örgütlenmesi gözetildi. Kadınlar ve gençler için ayrıca kota konuldu. Süryaniler için pozitif ayrımcılık karara bağlandı. Topraklar kooperatif şeklinde örgütlenmiş halka dağıtıldı. Rojava'da uygulanan bu sistem, çoğulcu, laik, eşitlikçi bir demokrasi isteyen herkesin temenni ettiği bir yerel yönetim modelidir. Rojava, Gezi'nin hayalidir. Kadın özgürlüğünün cesaretle sahiplenildiği bir kadın mekanıdır. Orta Doğu'da IŞİD çetelerine karşı dikilen kadınların zaferidir Rojava. HDP olarak temennimiz, orada konumlanmış tüm dış güçlerin ve IŞİD zihniyetindeki çetelerin bir an önce çekilmesidir. Ve tüm Türkiye halklarına da buradan, Türkiye'de tüm demokrasi güçlerine, kadınlara, gençlere, muhalefet partilerine, toplumsal muhalefete buradan bir kez daha çağrı yapıyoruz. Bugün Rojava'ya karşı bu saldırgan politikaya gelin hep birlikte karşı çıkalım. AKP'nin, Erdoğan'ın, bu iktidarın, bu ceberut iktidarın
3-5 belediye hesabı için bu Orta Doğu'nun vahasına olan saldırıya gelin hep birlikte dur diyelim. Sevgili arkadaşlarım, evet, ekonomi bu denli çökmüşken, kriz bu denli derinken hala savaş, hala saldırgan bir dış politika ve içeride zulüm devam ediyor. İktisadi kaynakların çok önemli bir kısmı silahlanmaya gidiyor. Çok önemli bir kısmı askeri harcamalara, savaşa gidiyor. Meclis görüşmelerinde bütçeyi izlemişsinizdir. Ben bu vesileyle bu görüşmeler süresince mecliste hem komisyonlarda hem genel kurulda hakikatin sesini o kürsüden dillendiren, o kürsüden yükselten tüm milletvekili arkadaşlarıma huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. İşte bu nedenden dolayı HDP mecliste hakikatin sesini, bunların bu yalan iktidarının yüzüne çarpmak için o kürsüde olmaya devam edeceğiz. Ne ile uğraştılar? Halkın yararı için bir bütçe yapmakla değil. Ne ile uğraştılar biliyor musunuz? Öcalan'a sayın densin mi, denmesin mi? Biz Öcalan'a sayın deriz. Ve biz Öcalan'ın ismini zikrederken Sayın Öcalan diye zikrederiz. Bu böyle. Bunun yasalarda da böyle olduğunu biliyorsunuz. Bunun mahkeme kayıtlarında da her yerde de böyle olduğunu biliyorsunuz. Ama sizin bu tartışmayı oraya taşımaktaki niyetiniz aslında bütçe hakkını çalarken bu suçun görünmez olmasını çalışmak, sağlamaktır. Evet, bütçe hakkını çaldınız. Halkın, toplumun, emekçilerin, kadınların bütçe hakkını çaldınız. Savaş ekonomisinin gereğini yerine getirdiniz. Yolsuzluklarınızı örtbas ettiniz ve tüm bunları çalarken de burada yine Kürt düşmanlığı üzerinden, yine ayrımcı politikalarla, nefret söylemiyle halkın gündemini kaçırmaya, halkın gündeminden bütçeyi kaçırmaya çalıştınız. Bakın, Suriye'de çekilme meselesi gündeme gelmeden önce, hem de bir gün önce 3,5 milyar dolar değerinde 80 patriotluk füze savunma sistemi anlaşması için yol açıldı. 3,5 milyar dolar. Bu bütçe halkın tek bir derdine derman üretmiyor. Sadece silah üretiyor, sadece yoksulluk üretiyor, işsizlik üretiyor. Bu bütçede emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını çözelim dedik, hayır dediler. İşsizlik sorunu çözelim dedik, hayır dediler. Kürt meselesinin çözümünde yegane adım barıştır dedik. Kaynakları bu sürece aktaralım dedik, hayır dediler. Ve paraların önemli bir kısmını da yine saraya aktardılar. Cumhurbaşkanlığı bütçesi 3 kat arttı. Ama sadece bununla da sınırlı değil. Bakın, bütçe konuşmaları sırasında bakanlar geldi, orada konuştular. Mesela Kültür ve Turizm Bakanı. Orada Türkiye'deki turizm üzerine konuşuyor ama öbür taraftan bakın bu Kültür ve Turizm Bakanı ne diyor? Çok büyük avantaj, niye kaçırayım? Rakamlar yüksek değil. İşletmelerin yarım sezonluk karı. Dediği ne biliyor musunuz? İmar affı. İmar affı çıkartılmış. İmar affından belli bir kaynak elde etmeye çalışıyorlar. Bütçe açığına yama peşindeler. Bir ülkenin bakanının kelamı şu. Çok büyük avantaj, niye kaçırayım? İşte zihniyet bu. Kabinenin zihniyeti bu. Kaçırmadılar. Kaçırmamaya da devam ediyorlar. Burada emeklilikten sonra çalışmak zorunda kalanların ne durumda olduğu kimsenin umurunda değil. Onlar bir şeyi kaçırmama peşindeler. Ve şimdi de parlamentoya, yine genel kurula bir yasa iniyor. Bir seçim rüşveti yasası ve onun içinde yine bu kaçırmayacaklara yönelik bir hazırlık yapmışlar. Boğaz içinde de aslında
yapılaşmaya yasak olan bölgeler şimdi seçim rüşveti olarak imar affı kapsamına alınıyor. Turizm Bakanı eminim orada da bir şeyleri kaçırmayacaktır. 2019-21 dönemine ait orta vadeli programa baktığımızda 180 milyar liralık bir tasarruf tedbiri var. Kim tasarruf yapıyor biliyor musunuz? Vergi verecek olanlar. Onlara yönelik bir kıyak yerleştirilmiş. Tırnak içinde söylüyorum bunu. Ama bunun dışında bütçeden diyor 59 milyar lira tasarruf ettik diyor. Kim diyor bunu? Ekonomi Bakanı. Ekonomi Bakanı önüne almış bir metni çıktı. Saatlerce okudu. 59 milyar lira tasarruf ediyoruz. Söylesene 178 milyar lira ben yine bu işverenlere, vergi ödemeyenlere böyle bir kıyak geçeceğim diye bunu söylemiyor. Çıkıyor 59'u gösteriyor. Ve dedik ki yine af var. Burada yine af getiriyorsunuz. Vergisini ödemeyenlere af getirdiniz. Ödemediler yine. Yine kalkmışlar bir kez daha af getiriyorlar. Bunu söyleyince öyle değil diyorlar. Öyle. Belgeleri ortada. Siz yazmışsınız. İşsizlik fonu. İşsizlik fonundan 500 milyon lirayı işçiler kullanmış. Patronlar 1 milyar 200 milyon kullanmış. Adı işsizlik fonu, işçiler kullanamıyor. O zaman adını değiştirin. O zaman emekçilerden bu parayı kesmeyin. Çok iyi alışmışlar. Halktan, emekçilerden parayı alacaklar. Vergi adı altında, fon adı altında bunu ucuz kredi olarak işverenlere kullandıracaklar. İşte bu yöntemle ekonomi bugün içinden çıkılmaz bir yere sürüklendi. Ve biz bunları söyleyince Cumhurbaşkanı yardımcısı, baş bürokrat bize cevap yetiştirmeye çalışıyor. Efendim büyüme çok müthişmiş. Büyüme 1.6'ya düşmüş, negatife gidiyor. Bütün dünyadan uyarılar geliyor. O hala bize bu baş bürokrat önündeki metni okuyor. Büyüme iyi diyor. Bir pembe tablo anlatıyor. Diyor ki ülke deflasyona sürüklenirken efendim esnaflarla ilgili bir sorun yok. Esnaf iflası yok. Tam tersine diyor yeni açılan iş yerleri var diyor. Sen nereden bileceksin? Sen saraydan kafanı mı çıkartıyorsun? Bakın daha yeni Digor'dan geliyorum, Erciş'ten geliyorum. Orada esnafın ne olduğunu hep birlikte gördük. Varto'dan geliyorum. Orada esnafın nedenli zor durumda olduğunu gördük. Birçok esnaf kepenk kapamış. Şimdi desek ki Digor nerede? Haritada yerini bulması 2 gün sürer. Kalkmış diyor ki esnafın durumu iyi. Nereden bileceksin? Sen önündeki kağıdı okuyorsun. Sana o kağıdı birileri yazmış vermiş. Düşünmemişsin acaba doğru mu yalan mı diye. Ve bugün asgari ücret biraz önce açıklandı. Evet, esnaf zor durumda, çiftçi zor durumda, emekçiler, işçiler zor durumda ve asgari ücret yine bu zorluğun devam edeceğini gösteriyor. Geçen yılın başında asgari ücret 424 dolarken şimdi 380 dolar. Asgari ücret 2020 liraya çıktı. Evet bir artış var. %26 arttı ama bu yetersiz. Çünkü yoksullaşma sürüyor. Ücretiniz artsa da satın alma gücünüz düşüyor. Yani fakirleşiyorsunuz. Çalışarak yoksullaşıyorsunuz. Biz asgari ücretin 2850 lira olmasını söyledik. Yani bu ülkede yoksulluk sınırının yarısına denk gelen bir ücret ancak bir tutunma ücretidir dedik. Hiç olmazsa buradan başlasın. Onlar 2020 lira açıkladılar. Açlık, yoksulluk devam edecek. Ve bakan diyor ki bugün bakanlar günü oldu. 2020 lira ama diyor 3 çocuğu varsa 2155 lira. Yani 135 lira daha fazla. Çocuk başına 45 lira. Çocuk başına 45 lira sosyal yardımı bir de iyi bir şeymiş gibi televizyonun karşısına geçip bunu söyleyebiliyor.
45 lira çocuk başına. Artık siz çocuğunuzun her türlü ihtiyacını buradan karşılayabilirsiniz. Ve bu asgari ücretin açıklandığı gün, bu bütçenin onaylandığı bu günlerde, bu sözleri konuştuğumuz bu günler aslında 17-25 Aralık'ın yıl dönümü. Yani yolsuzluk konusunda bir uç noktanın, belki de dünyada eşi benzeri görülmemiş bir uç noktanın ortaya çıktığı bir dönem. Fakat ne oldu? Kovuşturmaya yer olmadığı kararı çıktı. Kovuşturmaya bile, 17-25 Aralık'a dair kovuşturmaya bile yer olmadığı kararı çıktı. Buradan bu konuyu da bir kez daha dile getirelim. Bu konuyu da unutmadık. Adalet geri döndüğünde bu ülkeye, bu ülkenin mahkeme salonlarına adalet geri döndüğünde bu yolsuzlukların da hesabını mutlaka soracağız. Evet, yerel seçimlere gidiyoruz sevgili arkadaşlar. Bu yerel seçimler önümüzde yine çok tarihi bir fırsat olarak duruyor. Ve bizler yerel seçimlere giderken bu tarihi fırsatı HDP olarak tüm bileşenlerimizle, tüm demokrasi güçleriyle en iyi şekilde değerlendireceğiz. Değerlendireceğiz ki insanlar bu ülkede Çorlu'da olduğu gibi, Ankara'da olduğu gibi tren kazalarında ölmesin. İnsanlar bu ülkede bu bakanlara muhtaç kalmasın. Bakın Ulaştırma Bakanı, ona da değinmeden bitirmeyeceğim. Diyor ki sinyalizasyon şart değil. Peki sormazlar mı sana? Sinyalizasyon şart değilse bu kadar parayı niye ödedin sinyalizasyon sistemine? Bu ülkede bu denli bir faciayla karşı karşıyayız. Bir yönetememe haliyle karşı karşıyayız. İşte 3. havalimanı. Oradaki işçiler isyan ettiğinde öncelikle kendi ücretleri için değil, o havalimanının ne kadar güvensiz bir yer olduğunu topluma anlatmak için isyan ettiler. O yüzden onlar gözaltına alındı. Suçlandılar. Her yağmurda su basıyor. Hatırlar mısınız? Eskiden yazlık sinemalar vardı. Yağmur yağdığında gidemezdik. Bu havalimanı da yazlık havalimanı. Yağmur yağdığında oraya uçağın inmesi mümkün değil. Milyarlarca doları gittiler orada, toprağa, betona gömdüler ama her yağmurda orası bir felaketi yaşıyor. Çünkü bunların yönetim anlayışı bu. Aslında yönetememe hali. Yandaşlarını zengin etsinler, kendileri bu haksız zenginleşmeden beslensinler, halkın da hesap sormasını zulümle, baskıyla engellesinler. Halkları birbirine düşman etsinler, karşı karşıya getirsinler. Bu zihniyet bu ülkede giderek ülkeyi uçurumun kenarına sürüklemeye devam ediyor. Buna dur deme zamanıdır. Bu ülkeyi bu zihniyetten, bu kayyumcu anlayıştan kurtulma zamanıdır. Bakın bu kayyumlar bulundukları her yerde yolsuzluğa bulaştılar. Neden mi? Çünkü bu kayyumları atayanın siyaseti yolsuzluktur. Bu kayyumları atayanın siyaseti, zihniyeti budur. Her yerde yolsuzluk var. Her yerde kayyum atanan her yerde belediyelerin aşırı borçlanması var. Kayyum atanan her yerde halkın ortak taşınmazı olan belediye taşınmazları peşkeş çekiliyor. Tablo her yerde aynı. Ve şimdi işte buna son verme zamanıdır. Şimdi hep birlikte Şırnak'ta, Hakkari'de, Van'da, Ahmet'te nerede kayyum varsa bunların hepsini faşizmin çöplüğüne süpürüp atacağız. Bunu engellemeye yönelik olarak ellerinden geleni artlarına koymuyorlar. Bakın asker polis kayıtlarını bir seçim mühendisliği yaparak kaydırmaya çalışıyorlar. Böylece nispi oy dağılımları üzerinden belediye başkanlığı kazanmaya çalışıyorlar. Bu hiledir, şaibedir, suçtur. Bunu defalarca söyledik.
Şırnak'ta ve Hakkari'de bir vekilimizi bu yöntemle, garnizon yöntemiyle çaldılar. Ordunun neredeyse büyük bir kısmını götürdüler oraya, birer vekilimizi çaldılar. Şimdi onlar kendisine Hakkari vekiliyim, Şırnak vekiliyim mi diyorlar. Hayır, onlar olsa olsa garnizon vekilidir, bu utançla da yaşayacaklar. Aynı şeyi belediye başkanlarında yapma peşindeler. Bakın önerimiz şudur. Oradaki askerler, oradaki polisler bir gün kendi memleketlerine dönecekler. Onlar kendi memleketlerinin, kendi yerelinin seçiminde söz sahibi olsunlar. Mektupla oylarını kullansınlar. Kütahyalı mı? Kütahya'ya oyunu kullansın. Afyonlu mu? Afyon'una oyunu kullansın. Çünkü o bir gün Afyon'a dönecek, Uşak'a dönecek, Kütahya'ya, Bolu'ya dönecek. Madem dönecek de o zaman iradesini niye burada bırakıp gidecek? Oylarını yaşadıkları yere dair kullansınlar. Hatta bir an önce evlerine dönsünler, bu savaşta son bulsun. AKP çalışmaya devam ediyor. Bakın bugün yine parlamentoya gelen torba yasa, bunlar biliyorsunuz torbacı. Onun içine bir de YSK üyelerinin görev sürelerinin uzatılması konmuş. Neden? Çünkü bu konuda uzmana ihtiyaçları var. Yeni gelen henüz bu konularda yeterince performans sergileyemez diye hile, şaibe, mühürsüz oy uzmanlığı konusunda ihtiyaç duydukları için görev sürelerini uzatıyor. Biz bu YSK başkanına ve görevi uzayacak olan bu YSK üyelerine güvenmiyoruz. Çünkü onlar 16 Nisan referandumunda da 24 Haziran seçimlerinde de iktidarın talimatları doğrultusunda hareket ettiler ve sandıklara hilenin, şaibinin girmesine neden oldular. Sandıkları halkın iradesinden kaçırdılar. O yüzden onlara zerre kadar güvenimiz yoktur. Tek güvencemiz halkımızdır. Halkımızın kararlı mücadelesidir. Onun iradesine sahip çıkma azmidir. Yine öyle olacak. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu irade sandıkta en güzel yanıtı yine bu hilecilere, şaibe düşkünlerine verecektir. Sevgili arkadaşlarım, bize düşen bugünden 31 Mart'a kadar bulunduğumuz her yerde çalışmalara katılmaktır. Hem seçim çalışmalarına katılmak hem de demokrasi mücadelesini yükseltmek. Seçim çalışmaları bir demokrasi mücadelesidir, bir barış mücadelesidir. 7 gün 24 saat olduğumuz her yerde sandık görevlisi olacağız, müşahit olacağız, okul görevlisi olacağız. Nerede bir iş varsa mutlaka ucundan tutacağız ve bu ceberrut iktidardan önce yerellerde sonra da ortak vatanımızda hep birlikte kurtulacağız. Ben tüm arkadaşlarıma çalışmalarında başarılar diliyorum. İnanıyorum ki 31 Mart'ta çok önemli bir başarıya hep birlikte imza atacağız. Ve bu başarı sayesinde bugün tutsak olan tüm yoldaşlarımız, tüm arkadaşlarımız özgür kalacak. Bugün yerinden yurdundan uzakta yaşamak zorunda kalan tüm yoldaşlarımız, arkadaşlarımız geri dönecek. Ve bugün tecit koşullarında yaşamak zorunda kalan bu ülke tecitten mutlaka ama mutlaka kurtulacak. Hepinize yeni yılınızı kutluyorum. Yeni yıl yeni yaşam umuduyla gelsin. Cezaevindeki arkadaşlarımın, yurt dışındaki yoldaşlarımın, tüm demokrasi, barış mücadelesi yolcularının yeni yılını özgürlük ve barış umuduyla selamlıyorum. Yolumuz açık olsun. Serkeftin Evanoğlu.